Yıl 1915. Çanakkale Cephesi'nin en yoğun siper muharebelerinin yaşandığı, Arıburnu Cephesi'nde yeni görevlendirildiğimiz, kahraman arkadaşlarımızın can siperhane savunduğu siper hattına doğru ilerliyoruz. Siper hattına doğru ilerlerken cepheye iyice yaklaştığımızın farkındayız. Uzaktan İtilaf ordularının donanmasından atılan topların ve obüslerin sesleri artık kulağıma çok net geliyordu. Keşif uçaklarının zamansız bir şekilde göğü yararcasına üstümüzden geçtiğini duyuyordum. Cepheye, siper hattına dar bir iktibat hendeğinden yol alıyordum. Yanı başımızda da yeri delercesine yarmış olan topların açtığı dev çukurları görüyordum. Bu çukurları, toprak yığınlarını gördükçe aslında ne kadar da küçük olduğumuzu bir kez daha idrak ediyorduk. Artık barutun o keskin kokusu burunlarımıza geliyordu. Karşımızda cephe hattının dumanları görülüyordu. Sanki bir sis varmışçasına tüm cepheyi kaplıyordu. Anladık ki artık bu saatten sonra gerçek muharebe neymiş göreceğiz. Biraz ilerleyince solda bir gözetleme mahalli gördük. Karşılıklı siperler yakın olduğundan sessizlikte düşmanın konuşma sesini de işitiyor. Acaba hakkımızda neler söylüyor? Kumandanım, bakın bakın. Sol tarafa bakın. Şu çıkıntının altına doğru. Yeni bir makine tüfek yuvası mı o? Vay namussuzlar. Yine mi? Sende de ne göz var be Aksaraylı? O sırada uzaktan başka bir ıslık sesi gibi, ardından göğü yırtarcasına denizden düşman donanmasından gelen ve yeri göğü inleten bir patlama sesi geldi. Herkes iyi mi? Herkes iyi mi? Aksaraylı! Aksaraylı! Git komutana haber ver! Patlamanın ardından cephenin karşı tarafından obüs sesleri de gelmeye başladı. Peşi sıra mitralyözler tıkırdamaya başladı. Siperin hemen sağ arka kanadına ilerledi. Taarruz başlayınca 1. müdafaa hattının sağ cenahını teslim alacaksınız. Sessizce ilerleyin. 1. hatta sigara içmek, yüksek sesle konuşmak kati surette yasaktır. Kafanızı siperden çıkarmayın. Allah bizi utandırmasın. Düşman bir şey yapamaz. Evlatlarım, korkmayın. Allah bizimle. Vay, kimmiş bunlar? Hangi toprağa gelmiş? Anzaf derler. Uzak denizlerin ardından gelmişler. Cepheyi teslim alacakmışız. Gün bizim günümüzdür. Siperin ilerisinde solumuzda ince uzun bir hattın sonunda makineli tüfek başında bir başçavuş ve bir nefer gördüm. Karşı siperden de bir o kadar baskın ateş geliyor. Mermiler havada ıslık çalıyor. Dakikada 600 mermi atan makineli tüfek ateşini heyecanla izliyorum. Tam o sırada uzaktan düşmanın keşif uçağının sesi duyulmaya başladı. Ve tam tepemizden geçerek üzerimize el bombası attı. Allah'tan bomba iki siper hattının üzerine düştü. Mermi şeritlerini getir. Kontrol ettin mi? Ettim komutanım. Nefes aldırma komutanım. Kafalarını çıkaramasınlar. Makineyi soğut. Teyyare, teyyare. Sakinun, tüfeği örtün. Görünmeyin. Saklanın, saklanın. Sağımızda biraz önceki hava saldırısında yaralanan kahraman neferlerimizi gördük. Yaralanmış fakat bir an önce yarasını tedavi edip ön siperlere geri dönmek için can atıyor. Bizse görevlendirildiğimiz sipere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. İleride sol tarafımızdaki siperde iki neferimizi gördük ve dikkatlice periskoptan karşılarda gözetiyoruz. Bu periskop denen aleti cephede ilk defa gördük. Hemen sağ yanımda iki tane yerleştirilmiş periskop gördüm.
Merakıma yenik düşüp periskopun başına geçip karşıya bakmaya çalıştım. Bir de ne göreyim? Karşı siperin içerisinde bu Anzak denilen askerler vardı. İyi mevzilenmiş siperin içerisinde sadece şapkalarını seçiyordu. Karşı siper o kadar yakındı ki çatışma sesleri kesildiğinde onların konuşmalarını duyabiliyordum. A reinforced firing line with all troops. Enemy using hand grenades. Send ammunition requested. Urgent. Hurry up. Men tired out and weak, but will do their best. Can I tell them that British will be up by morning to relieve pressure? Biraz sağa doğru baktığımda aynı şekilde bizim siperleri gözetleyen periskopun ucunu gördüm. Tam daha dikkatli bakınmak isterken kafamın yanından bir mermi geçti. O sesi unutamam. Ölüm ilk defa bana bu kadar yaklaşmıştı. Gözetleme siperinden uzaklaşırken hemen sağ tarafımızda geniş bir alanda üstü tomruklarla ve dallarla kaplı bir karargah gördük. Masa başında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı masadaki harita üzerine konuşuyorlardı. Büyük ihtimalle bir taarruzun planı üzerinde çalışıyorlardı. Umarım tez zamanda muvaffak oluruz. Düşman sağımızdan toprak kazarak ilerlemek istiyor. İki defa bomba attı siperlerimize, yetiştiremedi. Mani olmak için ara sıra o tarafa el bombası attırın. Düşmana göz açtırmayın. Komutanım, düşman topçusu bulunduğumuz sırtları aralıksız hedef alıyor. Ziyadesiyle de üçüncü taburlu aramızdaki tepey. Yüzbaşım, bu topçu nerededir? Yerini güzelce tarif ederseniz bizim topçulara ateş ettiririz. Emredersiniz komutanım. Hazırsa 3 numaralı lağımı derhal patlatsınlar. Akabinde 3. bölük hücum borusuyla taarruza kalksın. Karargahın hemen girişinde bir borazan eri hızlıca devam etmemizi, hazır kıtanın siperinin ileride olduğunu söyledi. Karargahın hemen ilerisinde sol tarafta kazma kürek sesleri işittik. Uzun bir siper hattının en ucunda büyükçe bir tünel geçiyor. Cephe gerisindeyken işitmiştik. Zonguldaklılar getirilmiş lağım tünellerini kazmak için. Ecdadımızın zamanın Belgrad önlerinde bile muazzam lağımlar açtığını hep duyardık. Lağım tüneline patlayıcı yerleştiren nefer dışarıya doğru çıkarken, diğer nefer çuvallara doldurduğu toprağı tahliye etmeye çalışıyor. Lağımın ağzındaki diğer neferse fitili yakmaya hazırlanıyordu. Zonguldaklı, fitili ateşle! Fitil yandı! Siper alın! Siper alın! Hemen bir köşe bulup mevzilenip siper aldık. Bir anda yer gök sarsıldı. Lağım karşı siperde öyle bir patladı ki toprak minare boyu kalktı. Patlamanın ardından kulaklarımızın çınlaması devam ederken birden sağ tarafta kalan siperimizden neferlerimizin Allah 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 seslerini duyduk. Tüylerim diken diken oldu. Kahraman arkadaşlarımız taarruza kapmıştı. Hemen o sipere doğru koşmaya başladı. En önde siper merdiveninden çıkmış bir yiğit korkusuzca karşı sipere doğru koşarken süngünün parıltısı gözükmekteydi. Arkasındaki takım arkadaşları da onu takip ediyor. Herkes siperden çıkmak ve düşmana saldırmak için sabırsızlanıyordu. Allah Allah sesleri her yerde inliyordu. Düşman Türk'ün gücünü şimdi görecek. Siperde hemen arkamızdaysa bir nefer ön cepheye gönderilmek üzere cephane sandığını taşıyor. Hemen ona yardıma koştuk. Cephaneyi taşıdığım sipere gelmiştik. Aman yarabbim, bu nasıl bir kıyamettir? Siper dağılmış, yıkılmış, her yer ateş ve duman içinde. Sağımda solumda birçok kopmuş uzuvlar, toprak altında kalan yiğitler, onlara yardım etmeye çalışan sıhhiyeciler, her yer kan revan içinde. İnsan insana bunu nasıl yapabilir? Bir el omuzumdan tutup beni kendime getirdi. Çabuk sıhhiyeye yardım et. Kendine gel, acele et. Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar.
Sıhhiye! Sıhhiye! Dayan kardeşim. Dayan, yardıma geliyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah. İçimdeki öfke ve intikam duygusu gittikçe artıyordu. Bir an evvel siperde taarruza çıkmalıydı. Katılacağımız kıtaya yaklaşmıştı. Hemen şu ilerideki siperde olmalıydı. O siperi ararken hemen solumuzda kalan siperde ardı arkası kesilmeyen piyade ateşini duydum. Ateş basamağına çıkmış, peşi sıra dizilmiş neferler mavzerlerini düşmana doğrultmuş, namlularına ateş kusturuyorlardı. Onları seyrederken arkadan kuvvetli bir ses, "Hadi sizi bekliyoruz, nerede kaldınız?" diyordu. Onbaşı bizi hazır kıtanın olduğu sipere çağırıyor. Nihayet kıtamıza kavuştuk. Artık hazırdık. Gelecek emirle birlikte ön sipere geçip taarruza kalkacağız. Vakit bizim vaktimizdir. Vatan bizden görev bekler. Gazamız mübarek olsun. Üçüncü bölüğün arkasından biz çıkacağız. Süngü tak! Emrimle birlikte taarruz için sipere koşun. Süngümü taktım, kütüklüğümü kontrol ettim, fişeklerim tamdı. Onbaşının emrini beklerken sipere gelen bir asker, "Çorbasını içmeyen kalmasın, kesin emir var. Taarruzdan evvel neferin karnı iyice doyacak." Razı olsun kardeşim. Doyduk. Allah'a ısmarladık.